Merhaba, iyi günler, iyi akşamlar. Artık adı olan, adını koyalım olan adı programımızla karşınızdayız. Yine Ayşe Çavdar, Burak Bilgehan Özpek ve Kemal Can'la gündemdeki konuları diyeceğim ama özel olarak bir konuyu ele alıp konuşmak istiyoruz. Konumuz bu hafta HDP. Olayın iki boyutu var. Bir HDP İzmir il binasına yönelik saldırı ve orada Deniz Poyraz'ın katledilmesi, ardından yine eş zamanlı gibi olan HDP'ye kapatma davasının iddianamesinin Anayasa Mahkemesi tarafından kabul edilmesi. Arkadaşlar, hoş geldiniz yayına. HDP üzerinden Türkiye'ye bakmak diye bir başlık koydum. Kemal, senle bakmaya başlayalım. Öncelikle şu saldırıyı bir konuşalım. Saldırıyı daha önce de konuştuk. Ortada zaten ne olduğu, ama o zamandan bu zamana yaşananlara baktığımız zaman saldırının nasıl bir amacı? Tabii ki öncelikle HDP'ye saldırıydı, ama genel olarak Türkiye'ye yönelik saldırganın nasıl bir amacı olsa gerekti ve o zamandan bu zamana Türkiye bu saldırıyla nasıl bir yüzleşme içerisine girdi? Buradan nasıl bir ders çıkarttı ya da buradan ne diye konuşmuştuk? Fırsat demek doğru değil ama bir şeylere de olanak sağlayabilir demiştik, hatırlarsan. Olabildi mi, ne dersin? Olamadığını görüyoruz bence. Yani o çok açık. Şimdi yani sorduğun soruların pek çoğunun aslında sadece bu olaya ilişkin değil, daha önceki örneklere ilişkin de aynı cevaplarla tekrarlanma ritüelinin çok bozulmadığını gördük. Bir kere gördüğümüz en önemli şey bu. Bu bir imkan olabilirdi. Her daha önce benzer olayın olduğu gibi bu da bir imkan olabilirdi. Bu sürekli kendini tekrar eden fasit döngünün kırılması için bir imkana dönüştürülebilirdi. Bunu yapmanın yolu da aslında açıktı ve pek çok kişi de bunu aslında dile getirdi. Hem yorumcular hem bazı siyasiler sanki bunu yapacakmış gibi bir hava da verdiler. Hatta saldırıyı işte bütün herkese karşı yapılmış ve demokrasiye karşı yapılmış olarak tarif ettiler. Bu saldırıyı düzenleyenlerin niyetinin gerçekleşmeyeceği, bunun boşa çıkartılacağı söylendi. Ama sonuçta yapılıp edilenlerle böyle bir tablo ortaya çıkmadı. Hatta daha aslında biraz daha ileriye giderek dün işte Devlet Bahçeli'nin grup toplantısında yaptığı konuşma ve daha sonra da oluşan hava itibarıyla tıpkı daha önceki Akşener linci yani saldırı girişimi, Kılıçdaroğlu linç girişimi, daha önce HDP'ye yapılmış bütün saldırılar, kayyum politikası, kapatma davası filan hepsi bir paket olarak aslında o hep boşa çıkartılacağı iddia edilen durumun tekrar tekrar aynı biçimde bir döngüye imkan verdiğini, başka bir yani senin demin işaret ettiğin farklı bir şey imkanının kendisini ortaya çıkartamamasına karşılık aynı şeyin devamının mümkün olduğunu, buna imkan verdiğini gördük. Şimdi tartışılabilir. Her sefer bu tekrar eden şey aynı sonucu verir mi? Yani şimdi çok referans veriliyor ya 2015 Haziran ve Kasım arasına, iktidar da referans veriyor, muhalefet de referans veriyor. İktidar o günleri hatırlayın diye referans veriyor bir Haziran tehdidi olarak. Muhalefet yine bir tehdit olarak o tarihi işaret ediyor, Kasım tehdidi olarak. Ama ilginç biçimde iktidar Haziran'daki gibi davranışını devam ettiriyor. Muhalefetteki Kasım'a neden olan şeyleri yapmaya devam ediyor. Ve bu tablo değişmiyor. Bu aynı sonucu verir mi? Bu tartışmalı bir şey. Çünkü bir sürü başka değişken var.
Ama şunu görüyoruz. Bu saldırı karşısında o seninle de konuştuğumuz imkan, herkesin dile getirdiği imkan kendine bir alan yaratamadı. Oradan kendisini ifade edecek güçlü bir farklı duruş çıkartamadı. Muhalefet aktörleri evet kınadılar ama sonuçta işte Erdoğan da kınadı. Hani kınamaksa söz konusu olan, bu sonucu almayacak, bu saldırı amacına ulaşmayacak dendi. Ama bir biçimde amacına ulaştığını görüyoruz. Çünkü neydi amaç? İşte tekrar HDP'yi yıllardır süren bu şeytanlaştırma projesinin içerisinde onu bir tehlike odağı olarak ve hatta ona yönelecek ve ona yakınlaşacak herkesi de içine alan bir tehlike olarak işaret edilmesi. Ve muhalefetin de bunu kırabilecek bir dayanışma ve birlikte duruş sergileyemediğini gördük. Ha bundan sonra olur mu? Şimdi dava süreci işliyor. Çok onun işaretlerini de açıkçası görmüyoruz. Ve burada önümüze sürekli aslında toplumda da benzer bir havanın olduğu fikri ve gerekçesi konuyor. Dün Levent Gültekin'le böyle WhatsApp üzerinden bir mesajlaşmamız oldu. Biraz konuştuk. O mesela kendisine özellikle Deniz Poyraz'ın ailesinin ifadeleri dolayısıyla muhalefet çevrelerinden çok sayıda mesaj geldiğini, bunların bu muhalefetin birlikteliğini zorlaştırdığını söyleyen şeyler aldığını, değerlendirmeler duyduğunu söyledi. Ama şu açık, yani o ailenin, acılı ailenin verdiği reaksiyonlar, iktidarın kullanabileceği bir malzeme olarak değerlendirilebilir ama onlar ortaya çıkmadan önce de muhalefetin başka türlü davrandığını görmedik. Dolayısıyla hep sonradan yapmadıklarına gerekçe bulmakta kolay davranıyorlar, kolaycılığa kaçıyorlar. Muhalefet aktörlerinin bu döngüyü, hep tekrar eden bu döngüyü kırma imkanını kullanabildiğini düşünmüyorum açıkçası. Şimdi yayını aslında Ayşe ile başlatmayı düşünüyordum ama o kendini sona sakladı, onu söyleyelim. Çünkü bazı izleyiciler hep diyor, niye Ayşe Hanım'la başlatmıyorsunuz falan diyorlar. Pozitif ayrımcılık yapacaktım ama izin vermedin. Onun için Burak'la devam ediyorum. Burak, iki tane şey sormak, özel olarak sormak istiyorum ama tabii genel bir değerlendirme yapmana engel değil. Şimdi iki tane soru var. Bu olayın müferit olabileceği ihtimali, böyle bir şey sence olabilir mi? Bir de özel olarak da iktidarın buradaki tavrını, yani Süleyman Soylu'nun bildiğim kadarıyla hala bu konuda tek kelime etmemiş olması, Cumhurbaşkanı'nın çok sonra etmiş olması ve Bahçeli'nin de dünkü yaptığı konuşmayı da göz önüne alırsak. Tabii muhalefet hakkında da söyleyeceklerim varsa söyle de özel olarak bunları ama sormuş olayım. Cumhuriyet'in kuruluşundan beri Kürt meselesi sürekli olarak bir enstrüman olarak kullanıldı. Özellikle Ankara'daki elitlerin birbirleriyle olan ilişkilerini düzenlemek açısından. O yüzden hani Kürt meselesiyle alakalı herhangi bir gelişmeyi sadece bu konu özelinde değerlendirmenin çok doğru olduğu kanaatinde değilim. Bunun mutlaka ve mutlaka Ankara'da bazı beklentiler yarattığı ya da güç ilişkilerini değiştirme potansiyeli taşıdığını da hesaba katmamız lazım. Bu perspektiften baktığımız zaman saldırı tabii ki tesadüfi bir eylem olmaktan çıkıyor. Yani tek başına işte kriminalize edilmiş bir partiyi bir şekilde cezalandırmak isteyen, kararı kendisi almış bir aktörün eylemi olmaktan çıkıyor. Daha farklı bir noktaya evriliyor. Son dönemde yaşadığımız gelişmelerden bağımsız düşünmemek lazım. Yani Ankara'daki sistem içerisinde kaybedenler var, kazananlar var. Ve yeni oluşacak dönemden beklentileri olanlar var. Dolayısıyla hani bu saldırı akıllara bu güç ilişkilerini tekrar yerine oturtmak amacı mı taşıyor gibi şeyler getiriyor. Yani gündemdeki bu yolsuzluk iddiaları ya da işte araştırma sonuçlarında Cumhur İttifakı'nın düşen oy oranları gibi konular bu tip bir eylemle unutulabilir. Tekrar bir milli güvenlik söylemi, tekrar bir düzen ihtiyacı, nizam ihtiyacı toplumda yükselebilir.
Dolayısıyla hani bizler böyle bir düşünmeye daha meyilliyiz. Çünkü 7 Haziran 1 Kasım arası hani benzer bir senaryoyu yaşadığımız için hani bu tip şiddet eylemleri, bu tip siyaset dışı eylemler, siyaset alanını daraltan eylemler birçok insanda böyle bir düşüncenin uyanmasına sebep oluyor. O yüzden aradaki neden sonuç ilişkisine bakmamız gerekiyor. Yani ne oldu da yıllardır işte kriminalize edilen muhalefet aktörleri bir noktada saldırıya uğradı. Mesela Kemal Kılıçdaroğlu'nun saldırıya uğraması işte yenilenen seçimden önce olmuştu. Meral Akşener'in saldırıya uğraması Netanyahu açıklamasından ve partinin oylarının nispeten biraz yükselmesinden sonra oldu. Bu HDP saldırısı da bir takım şeylerin arifesinde veya sonrasında oldu. Dolayısıyla hani münferit bir saldırı olduğu kanaatinde değilim ben açıkçası. Hükümet içi birçok klik var. Burada zaten tartışıyoruz. Yani haftalardır tartışıyoruz. Bu milli güvenlik söyleminin yeniden popüler olması ve bu söylem üzerinden iktidar kurma eğilimi bu saldırıdan sonra tekrar ortaya çıkmayı umdu bana sorarsanız. Saldırı daha büyük bir sonuç verebilirdi. Yani daha fazla insanın can kaybıyla sonuçlanabilirdi. Dolayısıyla bu şimdi düşünüldüğü zaman Türkiye'deki genel siyasi tartışmaları önemli ölçüde etkileyecekti. Çünkü Türkiye normalleştiği zaman Ruşen abi, yani istikrarlı bir şekilde kötü yönetildiği zaman, ama istikrarlı bir şekilde kötü yönetildiği zaman hükümet kaybediyor. Yani pratik hayat sorunları konuşuluyor. Hatırlayalım, 7 Haziran 2015 seçiminden önce araştırma sonuçlarına göre halkın öncelikli sorunu ekonomiyle alakalı sorunlardı. Yani işsizlikti, enflasyondu, hayat pahalılığı. Bu tip sorunlar halkın öncelikli sorunları arasında yer alıyordu. 1 Kasım'dan önce yapılan araştırmalarda halkın öncelikli sorunu terör ve güvenlik haline geldi. O yüzden bir teyakkuz hali yaratmadan, bir önlem alma hali yaratmadan, dolayısıyla kişilere aşırı bir politik güç vermeden yaşayamayan bir iktidar mekanizmasından bahsediyoruz. Hayat normal akışı içerisinde devam ettiği zaman hayata içkin gündemler kendisini dayatıyor. İşte insanların yaşadığı pratik sorunlar kendisini dayatıyor. Ancak o normallik bozulduğu andan itibaren işte bizim kişilerin inisiyatifiyle işleyen sistem, onların vatanseverliklerini vurgulayarak, onların kimin vatansever olduğuna, kimin meşru, kimin makbul olduğuna karar vererek ilerledikleri sistem bir şekilde gündeme geliyor. Bu sistemden beslenen insanlar da belli aslında. Yani son 6 senedir kimlerin bu sistem üzerinden, bu anlayış üzerinden fayda devşirdikleri belli. O yüzden hani 40 kişinin hayatını kaybettiği bir saldırının olduğunu düşünün. Ertesi hafta Türkiye çok farklı bir gündeme uyanacaktı. Çok farklı şeyler tartışılacaktı. Kamusal tartışma çok farklı eksenlere savrulacaktı. Dolayısıyla HDP'nin kriminalize edilmesi bir hükümet stratejisidir. Buna ilaveten bir de gündemin bir şekilde HDP'yle ve güvenlik konularıyla meşgul edilmesi de aslında o da hükümet stratejisi. Böyle bir murat olabilir, böyle düşünüyorum ben. Peki bu özel olarak Süleyman Soylu senle, çünkü bizim Süleyman Soylu muhabbetimizin bir ilginç bir grafiği var belli ki. Niye hiç mesela ağzını açmadı yani? Söyleyecek bir şey olmadığı için mi yoksa? Ya şöyle bir şey, bu insanlarda şöyle bir düşünce var. Hesap vermek zorunda olduğu bir hayali seçmen veya bir toplum kesimi yaratıyor ve o piyasayı oynuyor. Yani Süleyman Soylu başından bu yana böyle bir seçmen kitlesini oynadı. Yani insani duyarlılıklarından ziyade işte daha hamasi milliyetçi söylemlere yatkın olan, hızlı radikalleşebilecek, devlet kurumsallığını çok fazla önemsemeyen, kanun yerine kişilerin inisiyatifini, kişilerin kararlılığını önemseyen bir seçmen kitlesi kuruyor kafasında ve bu seçmen kitlesine göre siyaset yapıyor. Yani Süleyman Soylu'nun siyaset yapma anlayışı. Hani böyle bir insan muhtemelen var somut olarak. Böyle bir insan topluluğu da var. Ama onun kafasında siyaset yapma alanı audience dediğimiz, hani izleyicileri bunlar. Şimdi dolayısıyla bu tip durumlarda inisiyatif almak onun o ne derler kararlı, işte önlemi zamanında alan, kişisel inisiyatifiyle müdahale eden kişiliğinin dışına çıkması anlamına geliyor. Aslında İçişleri Bakanı bir devlet adamı olarak kendi zafiyetini kabul edip bu konunun peşine kararlılıkla düşüleceğini söylemesi gerekiyor.
Yani normal şartlarda, modern bir devlette İçişleri Bakanı'nın bu konuya aşırı hassasiyet göstermesi gerekiyor. Çünkü bu bir terör saldırısı aslında. Yani uluslararası literatüre baktığınız zaman bir sivilin silahlı başka bir sivil tarafından öldürülmesi ve bunun siyasi amaçlarla yapılması bir terör saldırısıdır. Şimdi dolayısıyla burada ülkenin nizamına yönelik bir problem doğuyor. İçişleri Bakanı'ndan beklenen ise bu nizamı tesis etmesi. Ancak Süleyman Soylu'nun İçişleri Bakanlığı kimliğiyle siyasetçi kimliği arasında aslında bu tip kriz anlarında ne kadar büyük boşluk olduğunu biz görebiliyoruz. Süleyman Soylu bu tip durumlarda siyasetçi kimliğini tercih ediyor. Bu son durumda da bunu tercih etti. Çünkü bana sorarsanız bunun sebebi kendisinin AK Parti içerisinde yaşadığı streslerden kaynaklanıyor. Yani AK Parti içerisindeki geleceğinden biraz emin olabilseydi belki bir devlet adamı ciddiyetiyle yaklaşabilirdi. Ancak o da kendisine müstakil bir kariyer çizme niyetinde olduğu için bence bu tip durumlarda çok fazla o kafasındaki seçmenin hilafına bir şeyler söylemek istemiyor. Evet Ayşe, seni sona bıraktık. Muhalefetle ilgili bir şeyler söyleyeceksindir biliyorum ama sana şeyi de tekrar Burak'a söylediğim olayı biraz daha siyasi şeyin dışında psikolojik nasıl diyeceğim tam bilmiyorum. Hani bu yalnız kurt denen olay burada geçerli olabilir mi? Senin o konuda bir şeyin var mı? İlgin o konularda dünyada çünkü çok söz konusu olan bir hikaye biliyorsun. Batı'da falan kendi başına iş yapan insanlar, kendi başına yani silah kullanan, teröre başvuran insanlar. Burada söz konusu olan neydi adamın adı? Onur Gencer. Kendini öyle tarif etmiş. Hem psikolojik sorunları olan hem de şey yapan, içini rahatlatmak için yaptığını söyleyen. Böyle bir ihtimal herhangi bir şekilde söz konusu olabilir mi? Onu da bir sorayım. Önce neden ilk sözü almak istemediğimi söyleyeyim. Bugün 3 böyle yayın var. Hani bir bu var, bir öğlen bir webinar var ve akşamda başka bir yayın daha var. Dolayısıyla biraz kafam dağınık, kafamı toplayabilmek için zaman istedim, oydu. Şimdi söylediğin meselede şunu söyleyeyim, yalnız kurt mu bu adam diye. Öyleyse bile ben öyle olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Çünkü zaten galiba 2 kişi daha olduğu etrafta, onların o esnada kaçtıklarıyla ilgili bir takım tanıklıklar var. Arkası bir gün içinde hemen tutuklanıp mahkemeye sevk edildi vesaire falan filan. Hani böyle de bir vaziyet var. Sonrasında işte polislerin davranışlarıydı, şuydu, buydu falan. Şöyle söyleyeyim, yalnız planlamış olsa bile, gene hani güvenli tarafta kalmak için söyleyeceğim bunu tırnak içinde. Yalnız kalsa bile, yalnız başına planlamış olsa bile ki buna inanmıyorum. Pek de kendini yalnız hisseden biri olmadığı anlaşılıyor. Zaten sonraki görüntülerde onun kendisini neden yalnız hissetmediğinin bence kanıtı, delili. Dolayısıyla ben o kadar da yalnız kurt mevzu olduğunu zannetmiyorum bu işin. İkinci bir şey daha var. Yani Türkiye'nin bir de Suriye bağlantısı var biliyorsunuz. Türkiye'nin Suriye affairini, Suriye politikasının pratikte aldığı şeklin Türkiye'ye aslında neye mal olduğunu biz galiba bu tür olaylarda daha çok göreceğiz. Yani oraya Türkiye'den gitmiş pek çok tırnak içinde savaşçının olduğunu, tırnak içinde diyorum. Çünkü hani gayri nizami bir şeyden, çatışma alanından bahsediyoruz orada. Hangi kapasiteyle gittiler, ne yaptılar orada, kiminle yaptılar, ne gördüler? O gördükleriyle şey demeyeceğim tabii ki, hani Onur Gencer işte belki de PTSD'si olan birisi falan demeyeceğim. Ama hiçbir şekilde öyle düşünmüyorum. Ama orada kullandıkları kimi tırnak içinde yine özgürlüklerin burada ne anlama, Türkiye'de ne anlama geldiğine dair bir hayli vaka daha görebiliriz ve bu çok korkutucu bir şey. Yani Türkiye'nin oradaki çatışmaya hem söylem hem insan kaynağı anlamında dahil olmasının Türkiye'ye neye mal olacağı daha ortada değil bence ve
Onur Gencer bunun örneklerinden biri. Yalnızca milliyetçilerden bahsetmiyoruz tabii, bir de hani bir de cihatçı kapasiteyle orada, cihatçı ideolojiyle orada olanlar falan vardı. İşte işi de giden aileler vardı, onlar geri döneceklerdi, bilmem neler vesaire falan. Bütün bunların yaratacağı huzursuzluğun hem mahallelerde, onların yaşam alanlarında, hem de genel olarak elbette bütün Türkiye'de yaşatabileceği huzursuzluğun küçük bir işaretiydi bu. Hiç de küçük değildi farkındaysanız. Burada bir not düşeyim. Şimdiye kadar genellikle Suriye'ye gidip gelmiş insanlar genellikle cihatçılar üzerinden görülüyordu. IŞİD, El-Kaide vari yapılar. Burada belki de ilk defa net bir şekilde onun dışındaki bir takım insanların gittiği gerçeğini de, orada bir şekilde paramiliter eğitim aldıkları ya da varlık gösterdikleri gerçeği de karşımıza çıktı ki bu bilen biliyordu belki ama ilk defa böyle somut olarak kendisini gösterdi. Yani bozkurt işareti yapan ama Suriye'de elinde silah olan birisi. Suriye'de daha çok Türkiye'den gidenler IŞİD'ci falan olarak biliniyordu. Bu olayın başka bir boyutu olduğunu da bize acı bir şekilde göstermiş oldu. Ruşen, aslında vardı videolar vesaire ama Türkiye kamuoyunda konuşulmuyordu ve hani böyle kenarda idi. Yani Twitter'a düşen falan bir hayli video ben hatırlıyorum böyle. Özellikle operasyonlar esasında, oraya uygulanmış operasyonlar esasında. Ama üzerine pek konuşulmadı. Belki de oradan gelelim. Hani 7 Haziran 1 Kasım arasında yaşananlar dolayısıyla bir tür bir göz alışkanlığı edinildiği, hatırlarsanız orada da o işaretleri, duvarlara yazılmış bir takım yazıları, tehditleri vesaire falan görmüştük. Dolayısıyla oradan hani böyle küçük küçük de değil, çığ gibi gelen bir şoven terörizm diyelim belki bunun adına, faşist terörizm diyelim. Böyle bir şey zaten geliyordu. Burada da bir örneğini gördük. O yüzden de ben çok kaygı verici olduğunu düşünüyorum herkesin huzuru açısından. Şimdi hal böyleyken hem muhalefetin hem iktidarın, muhalefetin ilk anda şeyi kınadıktan sonra, saldırıyı kınadıktan sonra, acı içindeki anne ve babanın söylediklerine bakıp, ki herkesin gözünden kaçtı, videolardan bir tanesinde anne şey de dedi, şehitler ölmez, vatan bölünmez de dedi. Bütün manzaraya böyle baktığım zaman ben o acının içinde kendini nasıl ifade edeceğini bilemeyen demeyeceğim ama her türlü ifade etmeye çalışan, bütün ifadeleri kullanan, kendi acısını ortak bulmak için, dayanışmak için bütün ifadeleri kullanan, aklına gelen bütün ifadeleri kullanan, aslında o yası tanıyabildiği, bilebildiği bütün mercilerle paylaşan birini gördüm. Ağlamaya da direnen aynı zamanda. Çünkü bir şekilde ağlamanın yanlış olduğu tırnak içinde bilgisine de sahip öyle bir kayıp karşısında. Şöyle bir tarafına da dikkat çekmek istiyorum. O aslında kendisi çalışıyor galiba HDP binasında. O gün hasta olduğu için kızı gidiyor, Deniz gidiyor ve ölüyor. Bir bakıma onun yerine ölüyor. Şimdi böyle bir annenin ve babanın söylediklerinden yola çıkarak bizi zehirlediniz, bizim işte birlik beraberliğimizi zehirlediniz, bu zehirli dille yapacağımız hiçbir şey yok vesaire falan demek... Gene şeyi, suçu kurbana atmaktan farksız. O yüzden de anlaşılır tarafı yok. Hemen ilk akla gelen soru sorulmalı burada. Böyle hissetmemesi için bu kadının ne yaptın? Ne yaptın da bunun zehirli bir dil olduğunu düşünüyorsun, söylüyorsun. Bu cesareti kendinde buluyorsun, bu hakkı kendinde buluyorsun diye bunu söyleyen herkese söylemek lazım. Ne yaptın gerçekten? Bunun böyle olmaması için ne yaptın? Şimdi... Ben buradan muhalefete geleceğim. Muhalefete gelmeyeceğim, pardon. Bu muhalefete sonraki turda gelirim. Şeyin, bu saldırının sebepleriyle ilgili azıcık düşünmek lazım. Bu sefer hani az önceki o hikayenin duygusal tarafına, hiç önemsiz bir tarafı değil, o duygusal taraf üzerine çünkü kuruluyor bütün bir siyaset. Oraya bakmak mutlaka gerekiyor ve orayla bir yüzleşmek lazım. Burada da gayet akli bir hikayeden bahsedeceğim. O da
niye bu 7 Haziran 1 Kasım korkusunu, arasında olanların korkusunu yaymak istiyor iktidar tarafı. Bu arada ben ilk anda paniklediklerini de düşünüyorum açıkçası şeyle ilgili. Saldırıya toplumun saldırı karşısında Deniz Poyraz'ın sahiplenilmesi, her kesimden neredeyse sahiplenilmesi bence iktidar ortaklarını hiç de memnun etmedi ve en az bir gün, iki gün kadar bir ne yapacaklarını bilemediler. Bahçeli'nin konuyla ilgili iki açıklamasının içinde nasıl çelişkiler olduğuna bakın. Önce şey dedi, işte bizim üzerimize atmaya çalışıyorlar bilmem ne falan filan işte gibi bir şeyler söyledi. Sonra klasik şeye dönüştü. Deniz Poyraz bir teröristtir deme hikayesine dönüştü ve neredeyse onayladı şeyi, bu saldırıyı onayladı ama ilk anda başka bir şeydi. Bizim üzerimize atılıyor da bu yanlıştır iması da bulunabilirdi. Olmadığını kendisi söylemiş oldu. Niye böyle bir ortam yaratmaya çalışıyor diye akli tarafına bakalım bu sefer. Sanki diğerinden bağımsızmış gibi davranalım ama değil. Kapatma davasıyla birlikte düşünmemiz lazım bunu ama yanına bu saldırıyı, yanına bir de seçim sisteminde yapılması istenen değişiklikleri, iktidar tarafının, iktidar koalisyonunun yapmak istediği değişiklikleri de eklememiz lazım. Çünkü seçim sisteminde değişiklik yapılacak, işte ittifak içi ve ittifak dışı şeyler, iki baraj belirlenecek. İttifak içi baraj galiba %3 falan civarında olsun diye bir takım söylentiler var. %10 barajda %7 mi olsun, 6 mı olsun diye aslında galiba MHP hangi seviyedeyse oraya çekilecek türde bir tasarı olduğu anlaşılıyor. Bunun bir amacı var çok belli. Hani karşı tarafı, Millet İttifakı tarafını zayıflatmak, orada ittifakı gereksiz kılmak mümkünse eğer. Bir böyle bir tarafı var ama asıl bence İttifaklar ne olursa olsun, ne şekilde olursa olsun HDP'nin içinde olmadığı her iki ittifakta birazdan konuşacağımız o şey HDP ve muhalefet hikayesinde birbirine çok benzer iki profil oluşturacak. Yani HDP'yi şeyden, sistemden çıkardığınızda ve HDP ile muhalefetin arasına bu sahip çıkma çıkmama, yan yana olma olmama barajını koyduğunuz zaman esasında birbirine neredeyse denk İki şey oluşacak, kutup oluşacak orada. HDP'nin sistemden, HDP seçmeninin çoğunluğuyla beraber çıkarıldığında. Şimdi öyle bir zamanda iki mevzu var. Hangi konularda fark yaratacaklar bu iki blok? Hangi konularda, yani hani sadece AKP'nin yıpranmışlığı, aslında muhalefetin de muhalefette yıpranmışlığı kalacak elimize. İkincisi bence daha önemlisi seçim güvenliği ve güvenli bir ortamda seçim. Seçim güvenliğinin iki şeysi var, belirleyeni var bence. Bir tanesi güvenli bir ortamda seçime gitmek. Yani 1 Kasım'a gider gibi gitmemek seçime. Çünkü onun neye mal olduğunu ve nasıl sonuçlandığını hepimiz biliyoruz. İkincisi seçim güvenliğinin sağlanması konusunda Kürt oyları eğer bu kadar belirleyici olacaksa Kürt illerinde seçim güvenliği nasıl sağlanacak? Kim sağlayabilecek onu? Kim sağlarsa çünkü, kim sandık güvenliği benden sorulur derse belli ki ondan yana bir şey olacak. Şimdi hal böyleyken muhalefetin HDP ile arasına koyduğu hem söylemsel hem bu yan yana durmama, görünmeme, ayara yan yana görünmeme, kamu önüne yan yana çıkmama hikayesi bence şeyin hani diyorlar ya muhalefete yapıldı bu saldırı falan diye. Muhalefete yapılan her saldırının, eğer öyleyse bunu da tırnak içinde kullanıyorum, öyle değil çünkü HDP'ye yapıldı saldırı, Deniz Poyraz'a yapıldı ve o öldü. Ama eğer öyleyse bile, madem muhalefete yapıldı bu saldırı, muhalefetin neresinin yumuşak karın olduğu ve o yumuşak karını bir karınla bir türlü neden mücadele edemediği konusunu bir daha konuşmak ve başka bir yerden konuşmak lazım belki bunu. Bir sonraki turda oradaki önermemi söyleyeceğim. Çok teşekkür ederim. Şimdi kapatma davası meselesine girelim. Burak, senle başlamak istiyorum. Şimdi Anayasa Mahkemesi iddianameyi kabul etti. Burada şaşacak bir şey yok. Ama bundan sonra ne olacağını bekliyoruz. Klasik, çok basit bir soru aslında ama yine de sormakla mükellefiz. Olayın hukuki yönüne mi bakacağız, siyasi yönüne mi bakacağız ve sen bundan sonra nasıl bir şey öngörüyorsun? Yani bu HDP kapatma davasının
nasıl bir serüveni olabilir? Evet, bu HDP kapatma meselesi tabii ki siyasi. Çünkü biz bu HDP'nin kapatılması gerekliliğine dair beyanatı Devlet Bahçeli'nin ağzından Berat Bey'in görevden alınmasından sonra duyduk. Bu tesadüf değil. Çünkü ittifakın çatırdamasına dair söylentilerin çıktığı tarihtir aynı zamanda bu. Ve bir anlamda aslında HDP'nin kapatılması, Anayasa Mahkemesi'ndeki sürecin işletilmesi Devlet Bahçeli'nin dayatmasıyla, yani onun bir şekilde baskısıyla mümkün olabiliyor. Çünkü Adalet ve Kalkınma Partisi elitinden biz HDP'nin kapatılmasına dair hiçbir şey duymadık. Hatta HDP'nin kapatılmasına karşı kelimeler duyduk. Numan Kurtulmuş buna karşı olduklarını söyledi. Adalet ve Kalkınma Partisi başkan vekiliydi o zaman. Hatırlarsanız Doktor Devlet Bahçeli de tweetler yazarak Adalet ve Kalkınma Partisi başkan vekilini neredeyse azarladı bu tweetlerle. Şimdi orada o pozisyonu doğru görmek lazım. Yani AK Parti'nin aslında her şeye rağmen bence bir Kürt politikası var. Ve bu Kürt politikası HDP'yi kriminalize etmek fakat açık tutmak üzerine bir noktada konumlanıyor. Ancak Milliyetçi Hareket Partisi için HDP'nin Anayasa Mahkemesi'ne kapatma davası vesilesiyle gönderilmesi bambaşka bir şeyi sembolize ediyor. Yani Milliyetçi Hareket Partisi Adalet ve Kalkınma Partisi'ni de bir anlamda test ediyor bu noktada. Ben Cumhur İttifakı'nın parti kurumsallıklarını öldürdüğünü söylemiştim. Evet, yani ortada şu anda bir Adalet ve Kalkınma Partisi yok, Milliyetçi Hareket Partisi de yok. Daha bir çatı vesayet mekanizması var. Ve aslında bu bir anlamda Devlet Bahçeli'nin ittirdiği, onun dayattığı bir gündem ve AK Parti'nin bir şekilde Cumhur İttifakı'nın olan sadakatini test etmeyi amaçlıyor olabilir. Bununla birlikte şunu da söylemek gerekiyor. Eğer bu mesele Milliyetçi Hareket Partisi'nin kendi tekil tasarrufu değilse, amaçlanan Anayasa Mahkemesi'nin HDP'yi kapatması değil, kapatmaması olabilir. Yani Anayasa Mahkemesi ile ilgili MHP'nin anayasa önerisindeki isteği malum, biliyorsunuz. Anayasa Mahkemesi'nin şu andaki konumunu kaldırmak istiyor. Ve HDP'yi olabildiğince bütün gücüyle kriminalize ederek Devlet Bahçeli bir şekilde HDP'nin lehine sonuç doğurabilecek herhangi bir kararı çok maliyetli hale getirmeye çalışıyor. Yani Devlet Bahçeli'nin sözlerini bir norm olarak kabul edersek, ki aslında geçtiğimiz 6 sene boyunca Türkiye'de kanunların yerini Bahçeli'nin güvenlik anlayışının aldığını biliyoruz. Hakimlerin, yüksek mahkeme üyelerinin kanunlar yerine Bahçeli'nin sözlerini tatbik etmesi hani daha olası bir durum. Eğer bunu yapmama durumlarında, yani Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına yöneldikleri durumda çok büyük bir milliyetçi dalgayla yüz yüze gelebileceklerini düşünüyorlar. Ve Devlet Bahçeli'nin zannedersem eğer bir seçim olacaksa önümüzdeki dönemde ya da eğer bir işte referandum olacaksa en büyük tezi Anayasa Mahkemesi'nin terörle iltisaklı gördüğü HDP'yi kapatmayarak aslında suç işlediği şeklinde olacak. Yani bunun üzerine bir söylem kurmayı planlıyor olabilir. O yüzden HDP aslında fiili olarak şu anda tamamıyla paralize edilmiş bir parti. Yani belediyelerine kayyumlar atanmış, siyaseten yok sayılan, herhangi bir ittifaka girmesi, televizyonlarda büyük bir tepkiyle karşılaşan, dolayısıyla siyasi pragmatizm sergileyemeyen, belediyelerini yönetemeyen, yok sayılan bir parti. Yani HDP'nin şu anda açık olmasından kaynaklanan Türkiye Cumhuriyeti'nin herhangi bir sorunu yok. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin HDP'nin kapatılmasıyla çözebileceği bir sorun yok. Bunu herkes biliyor. Yani zaten şu anda paralize olmuş bir parti. O halde HDP'nin Anayasa Mahkemesi tarafından kapatılmaması aslında Milliyetçi Hareket Partisi'ne çok önemli bir söylem verebilir. Bunu şunun için söylüyorum. Dikkat edin, Milliyetçi Hareket Partisi'nin bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının pratik olarak yaşadığı herhangi bir soruna yönelik bir çözüm önerisi yok. Yani Milliyetçi Hareket Partisi'nin ekolojiye dair bir sözü yok. Milliyetçi Hareket Partisi'nin ekonomiye dair bir sözü yok. Afganistan'a dair bir sözü yok. İşte
eğitime dair bir sözü yok. Üniversitedeki verimsizliklere dair bir sözü yok. Hiçbir sözü yok. Yani Milliyetçi Hareket Partisi'nin insanların yaşadığı hayatı daha iyiye götürmek için, toplumu geliştirmek için ya da devlet kapasitesini arttırmak için verebileceği herhangi bir söz yok. Fakat dikkat edin, terör olsun, güvenlik olsun, böyle karmaşık soyut siyasi meseleler olsun, bunlar gündeme geldiği zaman Devlet Bahçeli'nin sevdiği sular başlıyor ve o orada sörf yapmaya başlıyor. Şimdi Türkiye'nin mevcut durumunda işte yaşadığı ekonomik problemler hepsi ortadayken Devlet Bahçeli'nin sözleri çok karikatürize kalıyor dikkat ederseniz. Yani başka sorunlarla uğraşırken Devlet Bahçeli çıkıp BK meselesinden bahsederse bu çok karikatürize bir durum haline geliyor. Ama mesele tekrar güvenlik atmosferi içerisinde ele alınırsa, yani Türkiye'nin gündemi yeniden milli güvenlik gibi konularla meşgul edilirse Devlet Bahçeli yeniden oynama şansı buluyor. O yüzden Bahçeli'nin arzusu bence Anayasa Mahkemesi'nin HDP'yi kapatması değil, HDP'yi kapatmaması. Bu olmalı ki Devlet Bahçeli için bir yeni siyasi hat kurulabilsin. Şimdi seni dinlerken aklıma bir seçim öncesi, hangisiydi unuttum ama yakın bir zamanda, ama MHP muhalefet gibiydi. Seçim beyannamesini sundukları bir toplantı geldi aklıma. Hani o beyannamelerde ekonomi de vardır, siyaset de vardır. Devlet Bey o ekonomiyle ilgili bölümü okurken bayağı bir şeydi, canı sıkkın gibiydi. İzleyiciler de öyleydi. Tam şeydi yani, bir an önce o bölüm bitsin de ne konuşacaksa konuşsun havası vardı. Kemal, sen bu olayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bağımsız seyretmediğini düşünüyorsun. En son konuştuğumuzda bunu söyledin. Şunu da eklemek istiyorum. Yani şimdi Türkiye zamanında ya da erken bir seçime girecek ve HDP'nin kapatılması kapatılmaması meselesi de yapılacak olan seçimle doğrudan da alakalı olacak. Yani diyelim ki, varsayalım ki HDP kapandı, 3 ay sonra seçime gidiliyor. Burada tabii ki kapanan partinin hızlı bir şekilde bu seçime intibak etmesi falan sorunlu olur, şu bu. Böyle bir takım spekülasyonlarda mümkün mü bu dava sürecinde? Ne dersin? Mümkün tabii ama şu sırayla gitmeyi isterim. Burak'ın söylediği noktadan. Yani şimdi Burak'ın söylediği gibi AKP sözcülerinden kapatma davasına ilişkin sadece şimdiye kadar negatif şeyler duyduk. Erdoğan'dan hiçbir şey duymadık. Erdoğan'ın çok eski laflarına referanslar var. O devir bitti filan diye epeyce sene öncesinde söylediği lafa göndermeler var. Ama Burak'ın da işaret ettiği gibi Devlet Bahçeli'nin çok açık ve neredeyse Cumhur İttifakı'nın bütünü için bir talimata dönüştürdüğü talebine ve gerekirse AKP'den sözcülerin aleyhte çıkışlarına ayar vermeye varan tavrına Erdoğan'ın bir cevap vermediğini, asla bu konuda tavır almadığını görüyoruz. Bu önemli bir mesele. Dolayısıyla ben bugün iktidar açısından oluşturulan politikalarda siyasi gerekler, kafadaki niyetler, aslında hangisinin kendileri için daha hayırlı olduğu gibi meselelerin belirleyici olmadığını düşünüyorum. Hatta işte AKP'nin de çok önemli olmadığını, sahiden AKP diye bir parti sahiden bir belirleyicilik sağlayabilse, orada Kürt meselesiyle ilgili de başka konularla ilgili de bir siyasi tazyik oluşabilir. Ama o devreden çıktığı için şu anda Erdoğan'ın bu denklemde nasıl tavır aldığı ve bu denklemin neresinde kendisine daha güvenli bir alan gördüğüyle ilgili bir şey düşünüyoruz. Yani Erdoğan'ın kafasında olanların da önemi yok. Aslında neyi istediğinin de önemi yok. Çünkü evet, şey olarak baktığımızda kapatılma davası ve HDP'nin kapatılması, galiba Özer Sencer'in bir röportajında var. AKP daha da ciddi oy kaybeder diye bir tespitte bulunuyor ki mümkün, çok mümkün. Ama denklemde bunun bir önemi yok. Yani asıl sorun şu,
Yani 2015 ile bugünün benzetilmesinin temel noktalarından biri siyasi aritmetiği değiştirme hamlesi olması ikisinin de. 2015'te ne olmuştu? 2015'te AKP azınlığa düştü. Yani tıpkı bugünkü gibi iktidarın sayısal olarak azınlığa düştüğü bir tablo oluştu. Ve bu siyasi aritmetiği değiştiren temel anahtar iki şeye dayanıyordu. Birincisi MHP ile ortaklık, MHP meşhur %40-%60 denklemi çerçevesinde taraf değiştirdi. Ki aslında o anda olmadı ama bu o anda gerçekleşti. İkincisi de HDP anahtarını kullanarak muhalefet toplamının aritmetiğini bozma girişimiydi. Bunun için Ceylan Pınar hadisesi kullanıldı, hendek vesile edildi. Yani sonuçta ama o denklem mevcut siyasi aritmetiği bozma üzerine kuruluyor. Bugün de aynı durumla karşı karşıyayız. Bugün de ortada olan ne? İktidar ve muhalefetin fiktif olarak yani ayrı şey olarak blok olarak düşünüldüğünde sayısal olarak dengesi değişmiş durumda. İktidar azınlıkta. Dolayısıyla yine aynı sorunla karşı karşıya iktidar. Ve bunu çözmek için elinde olan enstrüman yine aynı enstrüman. MHP, yani Erdoğan için söylüyorum bunu. MHP'ye yaslanmak, onunla birlikte ve onun çizgisinde hareket etmek. İkincisi HDP anahtarını kullanarak muhalefet bloğunun aritmetiğini bozmak. Yani bu denklemdeki bu şeyi görmeden aslında niyetler ya da bunun yaratabileceği sonuçları öngörmek zor. Şu mümkün tabii. Hani aynı şey bir daha olur mu? Bunu herkes bir daha yer mi? Ama açıkçası biraz önce saldırı vesilesiyle konuştuğumuz çerçevede iktidar aynı oyunu kurarken muhalefetin de başka bir oyun kurma ataklığını görmediğimizi de işaret etmemiz lazım. Yani olur mu kardeşim bir daha bu numara yenir mi? Galiba en azından açık aktörler bakımından toplum yer mi bilmiyorum ama birilerinin benzer davrandığını Kasım gibi olur korkusuyla tam da Kasım gibi davranmaya niyetli olduklarını görüyoruz. Burada biraz önce yine Burak'ın söylediği gibi Bahçeli ekonomi için, dış politika için, bu memleketin daha iyi olması için bir şey demiyor meselesi doğru. MHP'nin bu anlamda politikaya yatkın olmadığı, hatta antipolitik bir alanda bulunduğu bugünün sorunu değil, hep var olan bir şey. Ama problem şu, bugün paylaşılan bir nokta Erdoğan'ın da bu konuda söyleyeceği bir şey yok. Dolayısıyla aslında sahici bir çelişki de yok. Erdoğan'ın da bu konularda söyleyeceği bir şey olmadığı için Bahçeli'nin söylediklerinin iktidar politikası olmasından başka elinde bir malzemesi yok. Denklem böyle işliyor. Dolayısıyla ben bir de Ayşe'nin söylediğine referansla senin soruna da geleyim. Bu nasıl bir sonuç yaratabilir? Bu aritmetiği gerçekten bozabilir mi? Aritmetiği bozması açısından muhalefeti çatlatma bir denklem. Ama Ayşe'nin işaret ettiği seçim güvenliği meselesi ve seçim yasası ile ilgili değişikliklerin de hiç küçümsenmemesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü birincisi baraj düşürerek HDP'nin meclise sokulması motivasyonunu HDP seçmeninde kırmak bir. İkincisi HDP'yi yalnızlaştırarak HDP'nin bölgedeki sandık güvenliğinde yalnız bırakılması ve dolayısıyla burada tıpkı kayyum hamlelerinde filan olduğu gibi tamamen iktidarın kontrolündeki bir güvenlik alanında hiç de güvenilir olmayan seçim sonuçlarına gidilmesi. Bir de muhalefet bloğunu çatlatarak muhalefet motivasyonunu. Çünkü şu kolay söyleniyor ya, HDP seçmeni nereye gidecek? Kapatılsa da nereye gidilecek? Yalnız başına seçime girse de ikinci turda ne yapacak? Tabii ki muhalefete verecek. Tamam, gidip
iktidar bloğuna geçmesi beklenmeyebilir ama bu heyecanı ve motivasyonu taşıyacağını nereden biliyoruz? Çünkü temel motivasyon, bunu Amerika seçimlerinde de gördük, muhalefetin birlikte durması değil. Muhalefetin birlikte durmasıyla birlikte iktidardan daha yüksek bir motivasyon üretebilmesi. Dolayısıyla bu aritmetiği bozan en önemli dinamiklerden biri de bu çatlama. Bugün büyük ölçüde kurulan mesele HDP, yine HDP anahtarını kullanarak aritmetiği bozmak. Hem seçim güvenliği anlamında bozmak, hem seçmen motivasyonu anlamında bozmak, hem muhalefetin birlikte durma yeteneği açısından bozmak. Ama bunu, bu kurguyu bozabilecek karşı hamleyi görmüyoruz. Asıl problem bu. Yani aynı şeyi yapıyorlar, aynı şeyi yapıyorlar deyip duranlar da aynı şeyi yapıyorlar. Problem burada kilitleniyor. O zaman dediğin sorun çok daha büyük ölçüde var. Yani seçim güvenliğinden başlayarak o aritmetiği bozan fiziki bir takım sonuçları da olması muhtemel bu sürecin. O zaman Ayşe Çavdar'dan bütün bu meseleleri toparlamasını istiyoruz. Ne diyorsun Ayşe? Sen ne düşünüyorsun gerçekten bu süreçte HDP'nin kapatılması kararı siyaseten kesin gibi mi gözüküyor sana, yoksa hala bir şey var mı? HDP'yi yargılamanın sonucunda kapatma kararının çıkmaması ihtimali var mı? Valla geçen programda galiba söylemiştim. HDP'nin kapatılıp kapatılmayacağı muhalefete bağlı bence. Özellikle de Meral Akşener'e bağlı. Eğer Meral Akşener HDP ile arasına mesafe koymaya, HDP ile Millet İttifakı'nın muhalefetin arasına mesafe koymaya devam ederse şu olacak. AKP nihayet anlayacak ki, gene tırnak içinde söyleyeyim, nihayet anlayacak ki nasılsa HDP seçmeni Millet İttifakı'na da yeterince kızgın, boykot edebilecek kadar en azından kızgın, o zaman HDP'nin kapatılmasında bir mahsur görmeyecek. Çünkü aksi halde hakikaten HDP'nin kapatılması herkesten çok AKP'ye zarar verebilecek bir durumda. Dolayısıyla buradaki aritmetik değil, öyle tek taraflı kurulmuş bir aritmetik değil, neredeyse karşılıklı bir diyalog içinde muhalefetle, özellikle muhalefetin içerisinde de İYİP'le AKP ve MHP arasında kurulmuş bir diyalog. Kavgacı bir diyalog, kavga edilen bir diyalog ama her iki tarafın pozisyonları birbirlerini HDP'nin kapatılması ve Kürtlerin siyasetin dışına çıkarılması. Sadece HDP'nin kapatılması değil, Kürtlerin siyasetin dışına çıkarılması konusunda da bir tür aynı noktada birleştiriyor. Bunun bertaraf edilmesi lazım. Bu ille şeyle olmak zorunda değil. Aynı şeyin içinde olsunlar, aynı ittifakın içerisinde olsunlarla falan olmak zorunda değil. Bu müzakerenin seviyelerini bulmak, bu müzakerede kendisine yeni pozisyonlar bulmak, yaratmak zaten siyasetin kendisi. Eğer bu yapılmayacaksa siyaset yapılmıyor demektir zaten. Şimdi oradan sabahtan aldığım bazı notlara bir şeyler ekledim. Onlardan bir şeyler söyleyeceğim. Biraz hani aklı selimle düşünmek ve HDP ile yan yana durmak muhalefet için neden bu kadar önemli sorusuna hani bir sakin bir yerden, ben hep heyecanlı olmakla eleştiriliyorum, sakin bir yerden cevap verelim hakikaten neymiş hikaye diye. Ve soruyu şey diye soralım, yani HDP ile yan yana gelmem dediğinde toplumun bütününe İYİP ya da hangi partiyse o ne demiş oluyor? Şunu söylüyor, diyor ki ben iktidarda olduğum zaman devletin bazı politikalarını olduğu gibi devam ettireceğim. Bu politikalarda neyle ilgili politikalar? Şimdi adını yanlış koyduğumuz bir sorun. Kürtlerle yan yana gelmem ya da Kürtlerle yan yana gelmem de demiyor. Kürtlerin onlarca yıllık bir mücadele sonunda ürettikleri bir siyasi partiyle, bir siyasi müzakere ortamıyla, bir siyasi ortamla diyalog kurmam diyor. Bu tam devletin söyleyeceği laf. Yani üstelik Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin her dönemde söyleyeceği türden bir laf. Bunu söylediği zaman aslında ne söylüyor? Adını yanlış koyduğumuz bir sorun var bizim. Kürt sorunu bence son derece yanlış, son derece haksız bir sorun. O sorunun gerçek adı eşit yurttaşlık sorunu.
ben eşitlikler söz konusu olduğunda şu 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 devletin bugüne kadar devam ettirdiği şu hassasiyetlerin arkasında duracağım demek. Yalnız o talepler eskisi gibi değiller. Yani o talepler küresel siyasetten kastım komplo teorilerinden falan bahsetmiyorum. Yani bütün dünyadaki akslarında, siyaseti değiştiren, dönüştüren akslarda ciddi etkileşimlere girdiler, ciddi ittifaklar kurdular, birbirleriyle dayanıştılar, ettiler ve sonunda hani her konuda değilse bile bazı konularda, bazı eylemliklerde, bazı politik akslarda yan yana söyleyebilecekleri sözler ürettiler. O sözleri de dışlıyorum demiş oluyor dolayısıyla. Yani ben eşitlik problemini dışlıyorum diyor bir. Bunu söylüyor. Bir gafından bahsedeceğim Akşener'e şimdi. Akşener'e bu kadar yoğunlaşmak istemiyorum ama kaç haftadır hakikaten kafamın içerisinde dönüp duruyor o gaf. Önce şeyde yaptı ve dedim ki hani belki sadece bir dil sürçmesidir. Kürsü konuşmasında, grup toplantısında. Hatta Yüksekova'dan birisi vardı, bir çiftçi vardı galiba. Mevsimlik tarım işçisi vardı, pardon. Onun hitabından sonra çıktı ve dedi ki, ya düşünebiliyor musunuz? Yüksekova'daki yoksullukla Konya'daki yoksulluk aynı. Yani aynı olmaması gerekiyor. Hangisinin daha yoksul olması gerektiği konusunda da o kürsü bir imada bulunuyor. Ben yani kaldı kafamda bu hikaye. Sonra haftalar sonra bu defa galiba Fox TV röportajındaydı. Fox TV'ye verdiği bir röportajda aynı kalıbı devam ettirdi. Yani Türkiye'nin ne kadar kötü durumda olduğunu söylemenin cümlesi yoksullukta eşitlendiler demekti. Şimdi bu işte bu hani eşit yurttaşlık sorunu dediğim şey bu cümlenin içerdiği şeyde örüntüde. O örüntü de çok eski bir örüntü. Yani yüzlerce yıllık bir geçmişi var. Bu örüntüyü sorgulanabilir kılmakla ilgili. Şimdi HDP ile yan yana gelmem. Aynı cümle içinde bile bulunmak istemem. Bırakın yan yana gelmeyi. Zaten bence HDP de bayılmıyor yan yana gelmeye bu koşullar altında. Ama aynı cümle içinde bile geçirilmek istemem hassasiyeti. Bu örüntünün, bu hani eşitlik konusundaki örüntünün kalıbın nasıl direngen olduğunu ve aslında bu şu anda hayatı bize zehir eden aritmetiğin, matematiğin, geometrinin her neyse o devam etme eğiliminde olduğunu söylüyor. Bunu devam ettireceğini söylüyor. Neyi değiştirecek peki? Bu sefer Millet İttifakı'nın toplamına bakayım. Neyi değiştirecek? İşte biz gelince liyakat gelecek. Şimdi eşit yurttaşlık nosyonuyla, yurttaşlığın bizlere eşitleyen bir şey olduğuyla, bunu işte çevrede de, şeyde de, LGBTİ'de de, kadınlar söz konusu olduğunda orada da hepsine yayabiliriz. Çünkü Kürt sorunu dediğim gibi, Kürt sorunu Kürtlerle ilgili Kürtlerin yarattığı bir sorun değil. Cumhuriyetin yurttaşlarını eşitleyememe beceriksizliğinin, bir türlü eşitleyememesinin yarattığı bir problem. Orada bunun dillendirilmesinin bir sebebi var. O da en çok orada bu hikayenin yaşanması ve en kalabalık segmentinde kendisini Kürt kimliği üzerinden tarif etmiş ve onun üzerinden devletle cederleşmiş olması, taleplerini onun üzerinden kurması. Ama biz aslında burada eşit yurttaşlık probleminden bahsediyoruz. Şimdi eşit yurttaşlık problemine bu kadar mesafeli olduğunuzda şey de kurtarmıyor. Yani işte partilerde, parti şubelerinde cinsiyet eşitliği dersleri vermek vesaire falan kurtarmıyor. Çünkü eşitlik her alanda eşitlik. Eşitlik böyle biz şu alanda eşit olalım, şu alanda olmasak da olur demekle olacak bir iş değil. Eşitlik çünkü çok sert bir matematik, çok sert bir ne derler onun adına, denklem. Dolayısıyla her alanda bunu öngörebilmeniz ve takip edebilmeniz gerekiyor. Şimdi eşitlik diyemiyorsunuz. Çok geniş bir alanda, çok geniş bir yurttaşlar kesimi arasında eşitlik diyemiyorsunuz ama sürekli liyakat diyorsunuz. Ne olarak duyuluyor biliyor musunuz böyle bir durumda liyakat sorusu? İyi, tabii ki herkes özellikle kamu kurumları alanında, kendi konusunda, işinde en iyi, en dürüst olanlarla çalışmalı. Çünkü müşterek işlerimiz, en iyilerimiz orada olmalı. En iyilerimiz orada çalışmalı. Eyvallah. Ama şimdi eşitlik sorunu çözmediğimiz zaman liyakat
yeniden mevcut ayrıcalıkların yeniden bu defa başkaları arasında bölüşüleceği yeni bir imtiyaz düzeninin kodadığı gibi duruyor. Ve ikna edicilikten uzak oluyor o yüzden. Üstelik bu içeriklilik, yani hani şimdi bir nosyondan bahsettim sadece. Bu bundan ibaret değil. Hani dindarlık üzerinden gitseydim başka bir şey söylerdim. Dindarlıkla hani o dini mesajlar vermekle laiklik vurgusu arasındaki o hani bir tür bir dengeyi gözetememe hali bir türlü. O da başka bir ikirciklik durumu. Bu ikirciklik sizin sunmaya çalıştığınız hikayenin üzerindeki en büyük gölge. Bunu gidermenin yolu şeffaf bir şekilde kaygınızı, derdinizi tartışmaya açmak. Bir şey daha söyleyeceğim. Bugün şeylerin siyasi partilerin, muhalefetteki siyasi partilerin her birinin teşkilatlarıyla ilgili çeşitli sorunları var. CHP hariç hepsi yeni çünkü ve yeni yeni oluşturuyorlar. Teşkilatlarıyla aralarında bir tanışıklık sorunu bile var bence. İşte DEVA'nın İstanbul İl Başkanlığı'nda başına gelen şey, idare etmeye çalıştığı kriz mesela böyle bir şeyin göstergesi. Şimdi orayla teşkilatlarınızla ilişkinizde buralarda sunabileceğiniz yeniliğe ne kadar ikna ettiğinizle ilgili. Yani bu konularda eğer bu yeni dediğim aslında eski sorunlara yeni çözümler üretemediğiniz için esasında teşkilatlarınızın lideri de olamıyorsunuz. Çünkü liderlik ne demek? İkna etmek demek. Hem seçmenizi ikna edeceksiniz ama ondan önce teşkilatlarınızı ikna edeceksiniz. Eğer onları ikna edemiyorsanız yeni bir şey yapmaya, kimi neyle ikna edeceksiniz? Ve insanlar sizden ne isteyecekler? Son bir şey söyleyeceğim. Uzattım, çok özür dilerim ama. Bütün bu karamsar şeyi, havayı bozmakla ancak bir 7 Haziran 1 Kasım arasındaki mevzuyu yaşamaktan kurtulabiliriz hep beraber. O da umutlu olacak şey. Yani oyunu umut bozacak. Umut da öyle hani her şey güzel olacak. Biz gelince her şey düzelecek. Bunlar zaten gidiyorlar. Sonra after party yapacağız da falan olacak. Hiç değil. Umut diyalogda, umut klişeleşmiş, kalıplaşmış. Herkesin o kalıplarıyla herkesin canını yakmakta olan sorunlara yeni çözümü birlikte aramakta, sunmakta demiyorum. Birlikte aramakta. Ben HDP'yle yan yana gelmem dediği her ortamda, buna kısıtlar koyduğu her ortamda, her kim yapıyorsa bunu, umudun önüne kendisini engel olarak koyuyor. Belki bir kısım seçmen için güvenilir oluyor. Bu onu işte sağlamcı tutuyor falan. İşte Türkiye gerçeklerini bilen ve ayakları yere basan birisi gibi gösteriyor. Ama sonuçta geleceğe dair hiçbir şey söylememiş oluyor. Oysa bizim geleceği artık görebilmeye başlamamız lazım. Bunun için de umudun yarattığı açıklığa ihtiyacımız var. Kemal'in az önce söylediği o hani oyunu bozacak bir şey koy, yani tamam iktidar bunu yapmaya çalışıyor da iktidarın yapmaya çalıştığı şeyi bozacak bir şey yapmıyor. Muhalefet dediği hikaye de bu. Yeni bir şey yapmıyor. Yani neredeyse şöyle söyleyeyim, köşesinde bir şey gibi paralize olmuş vaziyette bekliyor. Düşsün, düşmezse yandık bekleyişi bu. Eyvah yani. Teşekkür ederim. After party dedin, o bu haftanın konusu da olabilirdi. Umarım çok büyümeden Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı şeyin ne kadar vahim olduğunu fark eder ve toparlamaya çalışırlar. Çünkü arkasından biraz toparlamaya çalıştılar sanki. O klasik şey var ya, aslında öyle demek istememişti açıklamaları geldi ama bu bu tür durumlarda hep aslında öyle demek istediğini anlıyoruz. Tabii canım. Yani bir gün sonra tabii anlıyoruz. O yaşam yüzden tarzına yaşam tarzına devlet eliyle müdahale meselesinin adını koyalım programının bir başlığı olacağı kesin gözüküyor. Bu hafta da olabilirdi ama HDP çok daha baskındı. Umarım olmaz diyorum ama galiba bundan kaçamayacağız. Evet, Ayşe Çavdar, Burak Bilgehan Özpek ve Kemal Can'la adını koyalımı burada noktalıyoruz. Bunu gündüz saatlerinde çektik ancak akşam izleyicilerimize sunacağız. Onun için iyi akşamlar dileyelim. Bütün herkese, dört kişi olarak ben siz de edebilirsiniz.
Teşekkürlerinizi, iyi günlerinizi, temennilerinizi. Bizimkileri kesiyorsun sonra. Tamam, kesmeyeceğim. Tamam, oldu. Evet, izlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope, 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.